T24 seyircileri merhaba. Önemli bir dava vardı bugün ve sonucu belli oldu. Kanun hükmünde kararname ile yani KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi 6 tutuklu ve 20 avukatın terör örgütü yöneticiliği ve terör örgütü üyeliği suçlamalarıyla yargılandığı davada sonuç açıklandı, cezalar verildi. Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı ya da Genel Sekreteri diyelim Selçuk Kozağaçlı 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı ama diğer avukatlara da yüksek cezalar yağdı. Şimdi pek çok tepki geldi özellikle avukatlardan. Çünkü mahkemenin hem oluşma şekli hem avukatların savunma haklarının ihlal edilmesi, adil yargılamanın olmadığını düşünüyor çoğu avukat. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçları Kemal Göktaş'la değerlendirelim istedik. Davayı da yakından takip ediyor. Diken yazarı, gazeteci Kemal Göktaş. Şimdi yayında benim konuğum. Kemal Göktaş merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi T24 izleyicileri ve takipçileri için değerlendirebilir misiniz bu davayı? Hem biraz öncesine 2017 yılında tutuklanmışlardı. O dönemden beri Türkiye'nin gündeminde bu dava ama tabii basında yer alamıyor maalesef davanın ayrıntıları. Çok az platformda konuşabiliyoruz. Neydi bu davaya ilişkin en önemli unsurlar ve bugün çıkan yüksek cezaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu dava tabii bir KHK kararının devamı aslında olağanüstü hal ilan edildikten sonra kanun hükmünde kararname ile Çağdaş Hukukçular Derneği kapatılmıştı. Bahsettiğiniz gibi Selçuk Kozağaçlı da Çağdaş Hukukçular Derneği'nin başkanıydı. Ve burada tutuklanan, yargılanan avukatlar da Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi olmalarının yanı sıra Halkın Hukuk Bürosu adı verilen bir hukuk bürosunda çalışıyorlardı. Bunun avukatlarıydı. Bu hem İstanbul'da hem Ankara'da faaliyet gösteren bir hukuk bürosuydu. Şimdi CHD davasının şöyle bir özelliği var. CHD'ye açılmış ilk dava değil. Benzer suçlamalarla daha önce 2011 yılında da yine yargılandılar. Ve bu davada daha sonra çoğunluğu dava sürecinde yer alan hakim ve savcıların çoğunluğunun FETÖ kapsamında tutuklandı ya da arandığını biliyoruz. Bu ikinci bir kere olağanüstü hal döneminde yapılmış bir soruşturma. Yani aslında kumpas davası olarak anılan CHD davası o hal döneminde bir yenilendi. Ne vardı bu iddianamede? İlginç bir iddianameydi. Aslında Türkiye avukat yargılamalarına 2000 yılların başından beri aşina ama bu kadar kapsamlı toplu tutuklamalar ne yazık ki FETÖ örgütünün yargıda hakim olduğu süreçte başladı hatırlarsanız. Orada avukatlara yönelik toplu tutuklamalar yapılıyordu. CHD operasyonu ya da soruşturması da bu kapsamdaydı. 2017'deki iddianamede ise yine benzer suçlamalar ileri sürüldü. Buradaki esas suçlama müvekkillerle görüşmeler ve müvekkillerin temsili. Şimdi avukatlık tabii müvekkille özdeşleştirilmemesi gereken bir meslek. Ama müvekkille benzer dünya görüşünü, benzer bir zıtlığı da barındırmayan bir meslek. Dolayısıyla avukatların müvekkilleriyle ilişkilerine dair kanunlarda savunma hakkının korunması için birçok koruyucu madde getirilmiş. Ve savunma hakkının, yargının önemli bir unsuru, yani savcılık ve hakimlik de denk bir unsur olarak düzenlenmiş anayasada savunmanın, yargılamanın asli unsuru olduğu söylenmiş. Bu yüzden de müvekkil kavramı ve savunma kavramı kutsal. Ama bu iddianameye baktığımızda avukatların savundukları müvekkillerle özdeşleştirildiğini, onlar da aynıymış gibi sunulduğunu, avukat müvekkil görüşmelerinin içeriklerinden bir takım sonuçlar çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz ve Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına Çok özür dilerim araya giriyorum ama orada bir ses kesilmesi oldu. Orası önemli. Bir daha alabilir misin? Yani bir cümle geriden alabilir misin? Evet. Savunma hakkı ve avukatların özdeşleştirilme halinden tekrar bir değerlendirecek. Bu davada esas yargılanan şey aslında avukatların savundukları kişiler, avukatların müvekkilleri, iddianameye hakim olan, detaya girmek şimdi zamanımızı alır ama iddianameye hakim olan şey avukatları müvekkilleriyle özdeşleştirmek, avukat müvekkil görüşmelerini kriminalize etmek
ve bu yolla da Halkın Hukuk Bürosu'nu DHKPC'nin altyapılanması olarak göstermek. Peki ama bu iddianamede nasıl deliller var? Asıl skandal olan, asıl avukat yargılamasını hukuksuz hale getiren şey bu iddianamenin delilleri ve gizli tanık meselesi. Şimdi dijital delillerde zaten çok sorun var. Dijital delillerin elde edilmesinde ciddi hukuka aykırılık iddiaları var savunma tarafının. Ama bu gizli tanık meselesi biliyorsunuz hukukumuza 2005'ten sonra girdi ama yoğun olarak yine FETÖ davalarında karşılaştık. Ergenekon'da ve diğer davalarda gizli tanık skandallarıyla geçti. Burada da çok ciddi gizli tanık skandalları var. Aslında mesela 10 yaşından beri istihbarat elemanı olan, 2006'da da istihbarat görevliliğine son verilen bir kişi tanık yapılmış. Bu kişi 141 ayrı dosyada, yani 141 ayrı davanın tanığı ve işte CHD davasında da çıktığında şöyle demiş, ben çok mahkemenin tanığıyım, bu dava hangisi bilmiyorum demiş. Şimdi böyle bir tanığın verdiği ifadelere nasıl güveneceksiniz? Ayrıca bu gizli tanık meselesinin nasıl kolay yönlendirildiğini ve nasıl savunmanın aleyhine işlediğini de gösteren çokça örnek var bu davada karşılaştığımız. Bir çarpıcı örnek vermek istiyorum. Geçen duruşmada bir avukat Bahattin Özdemir soru soruyor gizli tanığa ve diyor ki sen Ahmet Cemil'i tanıyor musun? Gizli tanık da evet tanıyorum diyor. Bahattin Özdemir avukat şunu diyor. Dosyada ne Ahmet Cemil var ne de Ahmet Cemil diye biri var. Ben bunu hayali olarak uydurdum ama sen tanıyorum diyorsun. Ve mahkeme bu sorunun sorulmasını reddediyor. Aslında gizli tanığın nasıl yönlendirildiğini ve nasıl ceza yargılamasının amacı olan maddi gerçeği ortaya çıkarmaktan uzak bir amaca hizmet ettiğini gösteriyor. Mesela bu duruşmada yine gizli tanıklar avukatlara şöyle kafa tutabilmişler. Sorularınıza yanıt vermek istemiyorum. Siz örgüt avukatısınız şeklinde yanıtlar vermişler. Şimdi tabii gizli tanık müessesesi böyle işletildiğinde suçlamayacağınız, hüküm vermeyeceğiniz kimse yok. Yani bir kişi çıkıyor, savunma tarafının kontrolü dışında bir kişi, onun rahat sorgulaması ve kimliğini bilmediğiniz için de ifadelerin tutarlı olup olmadığını ortaya çıkarmanız çok güç. Ve bu kişi bir takım ithamlarda bulunuyor. Bu ithamlar diğer yan delillerle birleştirerek, üstelik o yan deliller de bu kişilerin savundukları müvekkiller oluyor. Bir araya getirilip siz bir hüküm kuruyorsunuz. Şimdi avukatlar biliyorsunuz açlık grevinde CHD davasının avukatları. Evet. Açlık grevinde olmalarının nedeni de serbest bırakılma talebi değil. Niye yargılanıyoruz talebi değil. Avukatlar adil yargılama talebiyle açlık grevi yapıyorlar. Yani bu davanın başından beri hukuka aykırılık iddiaları o kadar aleni ve o kadar çarpıcı ki avukatlar artık hukuk yoluyla bir sonuç almaktan umutlarını kestiler ve açlık grevine başladılar. Niye onları buraya götüren süreç nasıl gelişti? Örneğin 37. Ağır Ceza Mahkemesi geçen yıl Eylül'de avukatların tahliyesine karar verdi. Evet. Mevcut delil durumu, işte yargılamanın geldiği aşama vesaire denilerek denildi ki artık tutuksuz yargılama yapılsın. Yani bu bir beraat kararı değildi. Ama biliyorsunuz bu o halden sonra getirilen bir düzenleme ile mahkemenin tahliye kararlarına da savcılığın itiraz etme hakkı getirildi. Ve bu birçok defa daha önce gazetecilerin davasında da oldu. Tahliye verildikten sonra itirazla insanlar tekrar tutuklandı. Daha da vahimi bazı durumlarda tahliye olan kişiler cezaevinden gözaltına alındılar. Cezaevinden çıkarken gözaltına çokça isim var, onları saymayalım ama bu davada ne oldu? Bu davada işte Engin Gökoğlu, Aycan Çiçek, Behiç Aşçı, Aytaç Ünsal ve Selçuk Tozaşçı tahliye edildiler. Daha sonra itiraz edildi ve bu kişiler tutuklandı tekrar. 3 gün sonra tutuklandılar. Şimdi bu arada ne değişti? Dosyanın içeriğine yeni deliller mi geldi? Hayır, dosya münderecatında çok çarpıcı tutuklanmalarını gerektiren bir unsur mu oldu? Hayır. Hiçbir şey olmadı ama bir irade bu kişilerin tekrar tutuklanması gerektiği yönünde bir tecelli etti. Evet. Tabii bu arada heyet değişiklikleri önemliydi. İşte o tekrar tutuklama verilen kararda 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı rapor almış. Evet. Ve yerine 36. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı karar vermişti. Üstelik o tutuklama verilen dosyada Selçuk Kozaçlı avukatsız tutuklandı. Şimdi avukatlar, yani Selçuk Kozaçlı'nın avukat arkadaşları duruşmada
bu durumu protesto etmek için, bu hukuksuzluğu protesto etmek için izleyici sıralarında oturdular. Ve koz ağaçlı avukatsız kaldı. Ama kanuna göre tutukluluk duruşmasında mutlaka bir avukat olması gerekir. Yani kişilerin özgürlüğünün kısıtlanılmasına karar verdiğinizde kişi istemese dahi, yani bunu reddetse dahi bir zorunlu müdafi, yani barodan bir avukat gelmesi gerekiyor. Evet. Barodan bir avukat gönderilmeden, üstelik koz ağaçlının savunmasına da fırsat verilmeden sözleri kesilerek tutuklama kararı verildi. Ve aynı duruşmada jandarma ve polis avukatları darp etti. Bu davanın önemli bir özelliği de avukatlara yönelik fiziki müdahalelerin çok sık yaşandığı bir dava olmasıydı. Örneğin önceki duruşmalardan birinde İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel darp edildi, yumruk yedi. Ve birçok davada da avukatlara yönelik fiziki müdahaleler yapıldı. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde, yani baştan itibaren çok sorunlu, çok problemli bir dava ve bu davada şimdi verilen cezalarda da yine ağır cezalar verildiğini görüyoruz. Şimdi biliyorsunuz Türk Ceza Kanunu'nda terör örgütü üyeliğine, yani bu avukatlara verilen cezanın dayanağı olan maddede 7,5 yıldan 15 yıla kadar bir ceza öngörülüyor. Alt sınır 7,5, üst sınır 15. Burada siz eğer alt sınırdan uzaklaşıyorsanız, yani alt sınırdan ceza veriyorsanız bunu mutlaka gerekçelendirmek zorundasınız. Şimdi nasıl bir gerekçe sunacaklar bilmiyorum ama verilen cezaların tamamında alt sınırdan uzaklaşılmış. Şimdi burada hep şu örneği veriyorum ben. FETÖ'ye yardım davasında İstanbul valisine 2,5 yıl ceza verilmişti. Şimdi İstanbul valisi, vali koltuğuna oturan bir kişi bir örgüte yardım ediyorsa bu örgüte yardım, herhangi bir yardım olmaz. Ve herhangi bir yardımdan çok daha ağır niteliklidir. Ama orada minimum ceza verilmişti. Başka davalarda ise yardım ve üyelik suçlamalarında insafsızca şeyden çıkılabiliyor. Yani alt sınırdan uzaklaşılabiliyor. Evet. Burada da avukatlara verilen kararın alt sınırdan uzaklaşılmış olması, yani 7,5 ile 15 yıl arası ceza öngörülürken işte Selçuk Kozağaçlı 11 yıl ve diğerlerine de benzer 12 yıl ceza alanlar var. Ceza verilmiş olması da yine bir anlayışı gösteriyor. Evet. Yine, toparlayacak olursak bu çıkan sonuçları itibariyle gizli sanıkların ifadelerine dayanılarak yapılan bir yargılama ve somut iddiaların olmadığı ve yine yargılama usullerinin nasıl diyelim, suistimal edildiği bir dava olarak özetleriz herhalde. Son cümle olarak ne söylemek istersiniz? Nasıl bir manşet atarsınız bundan sonrası için ya da şu anda gelinen noktayla ilgili? Yani bir gazetecilik manşeti olursa savunma mahkum oldu. Bu esasen yargının bitişine işaret ediyor. Yani yargıda savunmaya yönelik güvenceleri getirmezseniz adaleti gerçekleştiremezsiniz. Evet. Bu davada Türkiye Barolar Birliği de olumlu bir sınav veremedi ne yazık ki. Avukatlık mesleğini savunamadı. Ön yargıyla baktı. Halbuki adil bir yargılama olmadıkça biz bu avukatların aldığı cezanın gerçekte neye tekabül ettiğini bilemeyeceğiz. Yani gerçekte ne olduğunu asla bilemeyeceğiz. Sağlıklı bir yargılama gerçeğin ortaya çıkarılmasının ön koşulu. Evet. Siz kanunda, anayasada yazılı usul kurallarına uymazsanız ve kişileri adil yargılamazsanız en ağır suçlu dahi mağdur edilir ve o kişinin suçuna dair bir kanaat doğar. Peki. Yani burada bir adil yargılama olmadı. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Kemal Göktaş, çok teşekkür ederiz. Yoğun siyasi gündem ve tabii ki seçim propagandaları arasında gündemde hak ettiği yeri bulamayabilir ama aslında Türkiye'deki yargının işleyişi açısından hem de avukatların yargılanması açısından çok önemli bir davaydı. Sizden dinledik, değerlendirmeleri aldık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar.